Bir defa üzerine sürüyor, ondan sonra bir daha sürüyor. Yani çok acımasız şekilde insanlar birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonomi dedik, aileyi söyledik. Dış politikaya baktığımız zaman bir şehri, kadim bir şehir, aynı zamanda tarım şehri, turizm şehri. Ama Çamlıca'ya baktığınız zaman eğitimde, üniversite sınavlarında, diğer sınavlarda hep son sıralardı. Okuma yazma bilmeyen sayısı Urfa'da fazla. Urfa'daki insanlar 500'li kişi olarak yollarda talep oluyorlar, tarlalarda, Türkiye'nin çeşitli illerinde talep oluyorlar. Şimdi siz Türkiye'nin %50 pamuğunu üretiyorsunuz. Türkiye'nin %50 fıstığını üretiyorsunuz. Türkiye tarımcısı, Urfa tarımcısı. Türkiye'nin %50 fıstığını üretiyorsunuz. Sizin katma değeri yüksek olan bir meyve fıstık ağaçları kuruyor. Urfa'nın sahibi. Şimdi sert kabuklu meyve araştırma merkezi Gaziantep'te var, Urfa'da var. Spesifik olarak sadece araştırma merkezi demiyorum. Fıstık araştırma merkezi Antep'te var, Adıyaman'da var, Urfa'da var. Şimdi merak ediyorum, bu Urfa milletvekilleri, Urfa'nın siyasileri Allah aşkına ne iş yapar? Yani 28,5 milyon sizin fıstık ağacınız var. Adana fıstık, Urfa fıstığı olması, Gaziantep fıstık olması, bunlar magazinler şeyler. Urfa hem fanı üretiyor, endüstriyel ürün olarak, hem fıstığı üretiyor, endüstriyel ürün olarak. Ama Urfa bunun pazarlanması noktasında, Urfa bunun sanayileşmesi noktasında, daha da nihai madde olarak tüketiciye ulaşması noktasında maalesef bu işi bir türlü organize edemiyor. Bu işi yapacak olan tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki milletvekilleri, aynı şekilde Urfa'nın üst düzey bürokratları. Bunları yapacağız. Bakın, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Abdullah Melik Bey, Basfas Bayanı, bütün ajanslara habire röportaj verdi. Urfa'da fıstık ağaçları kuruyor. Bunun için bir etüt, bir proje, bir plan, bir program lazım. Ama Saldım Sayın'a Mevlam Kayra misali. Neyin ne olacağı hiç belli değil. Bu kadar önem arz eden Urfa'da fıstık üzerine spesifik hiçbir merkez etüt fizibilite çalışması yok. Yani 1900'lerin aklıyla, metoduyla ilgileniyor. Sevgili kardeşim, şimdi Türkiye'nin 8. büyük şehri Şanlıurfa, Orta Doğu açısından kapalı, üzerimizde, Orta Doğu ülkelerine, Irak'a, habire nakliye var. Ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde köprüler yapıldı, bilmem ne yapıldı, şu yapar zasıç. Urfa ile Suruç arası 30 kilometre ya 30 kilometre, 30 kilometre. Geçen hafta, bir hafta içerisinde 10 tane kazı oldu. Yani şu küçük fayolu ölüm yolu. 10 tane kazı oldu. Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı, maddi hasar. Yani bir tane Urfa'nın sahibi, bir bürokrat, bir belediye başkanı, bir milletvekili. Ya bu şehirde ne oluyor? Bir demet çözsün. Ya Allah rızası için çıksınlar bir demet çözsünler. Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Yani bu da mı Cumhurbaşkanlığı'na geçecek? Yani bu adamlar niye seçilmişler? Niye bu şehirde milletvekilleri? AKP iktidarı ne yapıyor? Şimdi sırf cafa satarlar. Bakın, bugün Siverek'te şuna gelmiyor. Siverek 33 şehir merkezi. 300 bin. Rüzgü'yü aradım. Sular geliyor. Evet efendim, sular geliyor. Niye geliyor? DEDAŞ'tan oraya geliyor. DEDAŞ işlemlerden kalıyor. Yani bir türlü bürokratik işlemden çözülüyor. Sevgili kardeşlerim, buradan idare ediyorum. Urfa bir Nemrut'u gördü. Nemrut'tan sonra en büyük zümrüt DEDAŞ'tan geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu yazın sıcağında 300 bin nüfuslu bir ilçede sular gelmez olur mu? İnsanlar
suyu yani taşımayla su çeviriyordu, su gönderiyordu. Şuski genel müdür diyor ki, başkanım biz yani saniyede 380 metreküp gönderilmesi lazım. Biz 1000 metreküp gönderiyoruz ama DEDAŞ'tan dolayı elektrik geliyor, gelmiyor, buraya kazıyoruz, oraya kazıyoruz. Devamlı böyle sıkıntılar oluyor. DEDAŞ bu özelleştirme içerisinde AK Parti'nin Urfa'ya bela ettiği en büyük şeydir. Fakat şimdi ne milletvekili, ne il başkanı, ne belediye başkanı DEDAŞ'ı duymak istemiyor. Sanki bu DEDAŞ dediği gökten zemin verildi. Yani eskiden haramiler vardı, yol keserlerdi. Bu onun tamamen şey şekli, meşhur şekli. Sevgili kardeşim, öteki taraftan bakıyorsun, yani iktidarın duyarsızlığına bakıyorsun. Ya gençler haberi intihar ediyor, Urfa'da intihar sayısı. Yani bu ise trafik kazaları öyle. Efendime söyleyeyim, aileler arasında kavga, gürültü, yaralama, öldürme, katletme. Ya bu nasıl bir memleket? Bu nasıl bu hale geldi? Bunun yani düzenleyecek, düzen intizama koyacak, bunu yapacak olan yani seçilmişler ve atanmışlar, birlikte oturacaklar. Bu şehir, bu şeyden nasıl çıkardık? Yani bu şehrin ismini lekelemeye kimsenin hakkı yok. Yol yok, su yok. Öteki taraftan bakıyorsun köylerde, şimdi hükümet kırsalı daha cazip hale getirip insanları kırsalda yaşatmaya çalışıyor. Ama siz bu konu köylerine bakıyorsunuz, yol yok, su yok, elektrik yok. Ya elektrik saatlerce kesiliyor. Öyle oluyor ki günlerce kesiliyor. Ya böyle bir ülke olmaz. 1900'lerin, 1950'lerin ülkesi. Böyle bir şey olmaz. Bunlar bu kafayla mı uzaya gidecekler? Bu kafayla mı uzaya gidecekler? Aldatmak, 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 aldatmak. Ne zamana kadar aldatacaklar bu ülkenin halkı? Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir anlayış biçimidir? Sevgili kardeşim, bunları söyledikten sonra özellikle ben bir Şanlıurfalı sade bir vatandaş olarak şehrimde kavgaların, efendime söyleyeyim kazaların, şehrimde benim şehrimin insanının başka illere mecburi işçi olarak gitmesini istemiyorum. İntiharların olmasını istemiyorum. Şimdi yetkililer sus pus, dut yemiş bülbül. Urfa'da Sağır Sultan bile, sıradan insanlar bile diyor ki gençler uyuşturucu bataklığına düşmüş. Ama sen Urfa'da üst düzey yetkililer yok ya yok, abartmışlar abartmışlar. Bu konuyu gündeme getirmeyelim. İntihar, bu konuyu gündeme getirmeyelim. Abartmayalım, abartmayalım. Bu konuyu gündeme getirmeyelim. Urfa'ya leke gelir. E böyle olmaz ki. Biz Urfa'yı şanlı Urfa olarak istiyoruz. Kanlı Urfa olarak istemiyoruz. Eğer Urfa bugün bu duruma gelmişse AK Parti iktidarının keyfiliğinden dolayıdır. Aşağıya kadar her birbirine kılcal damarlarına kadar iktidar partisi kokuşmuş. Bu iktidardan bir şey beklemek saflıktır, saf dilliliktir. Biz hem Urfa olarak hem Türkiye olarak bu iktidardan artık umudumuzu kesmişiz.